Selam arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün Fortnite ekranlarımızla devam ediyoruz ve bugün yeni bir taktik videosuyla karşınızdayım. Şöyle şeye atlayacağız. Lazy Logon'a atlayacağız arkadaşlar. Bugün Fortnite'de yapabileceğiniz kadar en iyi loot nasıl yapılır onu göstereceğim. Güzel eşyalar, kaliteli böyle altın eşyalar nerede bulunur, nasıl toplanır onları göstereceğim şimdi kısaca. Öncelikle Lazy Logon'a atlıyoruz. Sebebi ise burada bir tane vending machine bulunması yanlarda. Ağaçlarda gerek olsun, kalkan artık çıkmadığı için kalkan yerine kullanabileceğimiz zırhlar, can dolduran meyveler bulunması ve şuradaki geminin çok fazla loot vermesi. Aynı zamanda da orada bir tane top bulunuyor kendimizi koruyabileceğimiz. Bu yüzden oraya doğru atlıyorum. Yalnız ben bunları anlatırken yanlışlıkla ağacın üstünde açtım paraşütü. O yüzden muhtemelen sıkıntı çıkabilir. Aa, geyser kullansaydım keşke. Durun şuradan geyser alayım. O yüzden geç inebilirim. Şöyle ineceğim ama umarım ölmem. İlk olarak gemiye atlıyoruz. Adam gelmeden ben şuradan hemen bir loot çıkarayım. Anlatacağım bir sürü loot çeşitleri var. Bu lootları yaptığınızda nerede nasıl oynayacağınızı da anlatacağım. Şimdi öncelikle güzel bir loot yapacağız. Duruma göre mesela duo oynuyorsanız, solo oynuyorsanız buna göre yapacağınız lootlar, alacağınız eşyalar değişir arkadaşlar. Aynı zamanda da World Cup oynuyorsanız, normal maç oynuyorsanız, işte scrim maç oynuyorsanız veya turnuva maçı oynuyorsanız bunlar ayrı şeyler. Eğer bu tarz maçları oynuyorsanız yine yapacağınız lootlar değişir. Ama ben yine olabildiğince sizlere anlatmaya çalışacağım. Hangi silahın nerede kullanıldığını, nasıl kullanıldığını hepsini anlatmaya çalışacağım. Ama öncelikle dediğim gibi şu en baştaki loot işini bir halledelim. İlk olarak arkadaşlar güçlü, güzel loot yapmak için yapmanız gereken ilk şey güzel loot veren yerlere atlamak ve bu yerleri bilmek. Mesela benim şu an atladığım yer oyundaki en güzel 3 loot yerine girer. En iyi 3 loot yerine girer. O yüzden bu gemiye atlayabilirsiniz. Sonrasında iyi loot yerleri nasıl oluyor? Çok fazla loot veriyor, az adam geliyor, güzel build veriyor ve hani vending machine, kalkan ve aynı zamanda şu meyvelerden, meyve gibi şeylerden bulunan, böyle araba gördüğünüz gibi bu tarz şeylerden bulunan yerler. Ve bunlardan biri de dediğim gibi ilk 3'e girer kesinlikle, hatta ilk 2'ye bile girer. En iyi yer olur mu bilmiyorum. Şimdi en iyisi demeyelim çünkü daha ne olduğunu bilmiyoruz. Neyse, buradan lootumu yapacağım ben şimdilik. Sizin de buraya atlamanızı öneririm. Çünkü zaten şimdiden beri 500 odunumu kastım. Ki bu zaten odun. Hani daha şey var bunun. Metali var, öbür şeyi var. Onları kasacağız. Şimdi bir tane bandaj alsam mı? Almayacağım şu anlık. Arkadaşlar ilk olarak buraya atlıyoruz. Burada güzelce bir lootumuzu yapıyoruz. İlk olarak sizlere shotgun seçimini söyleyeyim. Shotgun'ınız gold. Yani gold pump'ınız varsa, şu tarz diyeyim, daha doğrusu öyle değil de şu tarz diyeyim. Shotgun'ınızı her zaman pump seçin arkadaşlar. Tactical yakından da uzaktan da hiçbir işe yaramıyor. Pump yakından da uzaktan da güzel vuran bir silah. Pump her türlü tactical'dan daha iyi. Hiçbir türlü farklı bir şey seçmeyin. Direkt only pump, yani sadece pump shotgun, yani klasik pompalı bulduğunuzda her zaman klasik pompalı alın, haberiniz olsun. İlk olarak shotgun seçiminiz bu değil mi? Klasik pompalı işini hallettik. İkinci olarak yanınızda her zaman bir mini shield bulunsun. Mini shield dediğim şunlar, 6 tane alınabiliyor maksimum ama mini shield oyunda her zaman canınız azaldığında basabileceğiniz bir şey. Yani mini shield'ı hiçbir zaman bırakmayın. Ne olursa olsun, ne olursa olsun bakın. Hiçbir zaman bırakmayın mini shield'ı. Mesela medkit bırakırsınız, şakjak bırakırsınız ama mini shield bırakmayın. Neden? Hızlı basılıyor ve 25-25, yani 4 saniye içinde direkt 50 kalkan doldurabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Ayrıca canınız azaldıkça sürekli köşeye çekilip basabilirsiniz şeyinizi. Topum orada dursun şimdilik, onu halletmeyeceğim. Sonrasında scar seçimine gelin. Scar dediğim AR seçimi. AR, bloom önemli arkadaşlar AR'de. AK'nin bloom'u çok fazla biliyorsunuz. AK'yi alacaksanız AK'nin sebebi şu olsun. Kısa sürede yüksek hasar verebilirsiniz. Headshot'la iki kere vurup rakibi öldürebilirsiniz. Fakat AK oynayacaksanız AK'nin bloom'u çok fazla. Yani rakibi vurabileceğinizden emin olun. Aim'iniz çok iyiyse AK alıp uğraşmayın. Scar alın. Scar dediğimde susturuculu scar değil. Oyundaki bütün silah çeşitlerinin, mermilerin nasıl gittiğini biliyorum. Eskiden böyle bir post paylaşılmıştı Reddit'te. Bütün silah çeşitlerinin nasıl gittiğini biliyorum. Ve sizlere şimdi anlatacağım. Scar'ın, yani Gold Scar'ın veya Mor Scar'ın hiçbir türlü bloom'u yok arkadaşlar. Yani ne kadar sıkarsanız sıkın şu alan neredeyse hiç genişlemiyor. Anlayacağınız adama
mermileriniz dümdüz gidiyor. Yani ne kadar aim'iniz iyiyse o kadar adama tutturursunuz. Bloom önemli değil. Yani durup durup sıkmanıza gerek yok. Direkt tarayabilirsiniz adamı ve SMG niyetine kullanabiliyorsunuz. Bu yüzden ekstradan bir tane slot kazanıyorsunuz envanterinizde. Yani AK aim'iniz iyi değilse, AK kullanmayacaksanız AK alıp riske atmayın. Hop benim... Heh, topum burada, tamam. Şey olmasın. AK alıp riske atmayın kendinize. Haberiniz olsun. Benim buradan gitmem gerekiyor. Loot'umu da şey yaptım. Güzel. Yalnız da orada adam var. Bir saniye. Hop, kalkan bulduk. Kalkanı alıyoruz. Neyiniz olursa olsun kalkan artık çok nadir çıkıyor. Kalkanınızı alın. Çakacak yerine kalkan bile alabilirsiniz yani. Ben bu adama dalayım mı? Hop, dalmayayım. Dalmayayım. Çünkü başka adamlar da var. Ben şöyle uzuyorum abi. Sıkma bana. Uzuyorum. Başka adamlar da var. Dalacaktım normalde de. Başka adamlar da var. Uğraşmıyorum. Şimdi bakın, ormana gideceğim. Ormandan hop, yalnız direkt şey çıktı zaten. Şey basacaktım da. Hani meyvelerden kullanacaktım. Direkt kalkan çıktı. Build önemli. Build kasacaksınız. Bunu zaten her yün alma taktiği videosunda söylüyorum ama bu videoda olayımız loot olduğu için loot'ta da build en önemli şeylerden biri. Build'iniz hiçbir zaman bitmeyecek. Build'inizi kasın arkadaşlar. Şimdi ben şeye gideceğim, mağaraya gideceğim. Mağarada güzel bir taşımı fulleyeceğim. Sonra da metalimi kasarım. Şimdi Scar dedik. Onun dışında bir şey tercih etmenize gerek yok. AR tercih etmenize gerek yok. Ve bazı silahları Bloom'una göre değiştirebilirsiniz. Mesela yeşil AK normalde mavi şeyden daha iyi. Ama dediğim gibi tutturamayacaksanız hiç uğraşmayın. Direkt mavi şey alın. Mavi şeyinde Bloom'u çok az. Şu an elimde tuttuğum mavi AR'nin de Bloom'u çok az. Bunu da alırsanız rahatça rakibi tutturabilirsiniz. Bu arada orası değişmiş. Aynen. Neyse. Oraya geçelim. Gelelim SMG'ye. SMG arkadaşlar durumdan duruma göre değişir. SMG kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Fakat SMG kullanıyorsanız mavi, şu anda elimde tuttuğum mavi SMG Gold veya Purple P90'dan daha iyi. Neden? Mermilerin dağılma olanı bunda daha fazla. Yani nasıl daha fazla? Bloom'u daha az. O tarz demeyeyim. Normalde ikisinin de Bloom'u çok az. Yani ama bunda mermilerin dağılma olanı daha az. Yani rakiple eğer şeyiniz varsa, aim'iniz iyiyse yine P90 daha iyi. Ama dediğim gibi aim'iniz pek iyi değilse uğraşmayın. Kesinlikle direkt şey alın. Buraya mı atıyorsun cidden? Beni nasıl şey yaptın? Yalnız bekle bir ya. İlla bana şey yaptıracaklar. Şurada bir video çekiyoruz kardeşim, salar mısın? Neyse, başka adam geldi beni kurtardı. Ben uzuyorum abi şuradan. Ya yapma yapma. Lazım o patana top. O top bana lazım, yapma. Ben şuradan bir çıkayım abi. Yalnız orada chest var. Hem de güçlü olanından. Hop, kalkan da var, nice. Şurayı hemen alayım. Gideceğim. Sonrasında arkadaşlar, roket, sniper, heavy sniper gibi şeyler çok önemli oyunda. Yapabileceğiniz en güçlü loot'u ben size söyleyeyim. Gold pump, sonrasında gold scar. Yanında gold heavy sniper ve yanında da şey roket, gold roket. Bu yapabileceğiniz en güçlü loot'tur. Roket rakibe sıkarsınız turtle'dayken. Rakip beklemiyorken heavy sıkarsınız ve bedavadan hasar vurursunuz. Ölürse ölür, ölmezse üstüne rushlayabilirsiniz. Çünkü zaten direkt 150 damage bile yemiş olur o. Yapabileceğiniz en güçlü loot budur. Onun dışında tek atma loot'u var bir tane. Tek atma loot'u da şu tarz oluyor. Gold pump'ınız varsa tek atmanın gerekli olan en iyisinden biri de gold pump. Diyelim gold pump'ınız var. Tamam, gold pump lazım öncelikle. Gold pump'ınız var. Bir tane de flint pistol lazım. Yani sıktığınızda size geriye ittiren pistol var ya. Ondan lazım. Gold pump'ı rakibin vücuduna sıkarak, yani riske atmıyorsunuz. Vücuduna sıkıyorsunuz. Uzaktan yakından fark etmiyor. O yine fazla vuruyor. Rakibin vücuduna sıkıyorsunuz. Uzaktan yakından orta menzilinden fark etmez. Sonrasında eğilip geriye ittirmemesi için sizi flint pistolün. Eğilip flint pistolle yine rakibin vücuduna sıkıyorsunuz. Bu tarzda rakibin vücuduna iki tane anında, yani yarım saniye içerisinde pump artı flint sıkarak rakibi yarım saniyede tekleyebiliyorsunuz. Bu da bir tek atma şeyi. Dediğim gibi lootlar durumdan duruma değişiklik gösterir. Normalde bir tane şey alırsınız. Hani can dolduran eşya alırsınız. Ama duo'da oynuyorsanız iki tane can dolduran eşya alırsınız. Squad'da oynuyorsanız hiç almazsınız. Yani bu tarz durumdan duruma değişiklikler gösterebilir. Ben yine olabildiğince anlatmaya çalıştım sizlere ama
dediğim gibi bu durumdan duruma değişiklik gösterebilecek şeyler. Şimdi ben şeyi bıraktım. Böyle oynayacağım. Flint'imi aldım. Bir de pump olsa çok iyi olacak. Yani şu şeyim olmasa purple veya golden pump olsa size şu tek atma olayını gösterebilirim cidden. Hadi şuradan bir tane çıksa diyeceğim de çok düşük ihtimal ya. Anca öldürdüğümüz adamlardan çıkar. Neyse o işi geçelim. Dediğim gibi lootlama arkadaşlar bu şekilde oluyor. Olabildiğince güzel loot yapmaya çalışın. Mesela normalde riftleri dümdüz harcarken squad maçlarına, squad dediğim scrim yani turnuva maçlarına geldiğinizde iki tane rift bile biriktirebilirsiniz. Çünkü rift oyun sonu kesinlikle lazım oluyor. Aynı zamanda riftin yanında da rift kullanırken iki tane de şey alabilirsiniz. Duo maçındaysanız iki hani rift artı iki tane can dolduran eşya, iki tane de işte pompalı ve şey Scar, hani bir pompalı bir Scar, bir rift ve diğerleri bu tarz lootlar olabilir. Dediğim gibi durumdan duruma değişiklik gösterebilir. Benim buradan çıkmam lazım. Adam bana sıkıyor ya. Beni salar mı bu? Şuradan şey kasacağım. Artık oyunuma odaklanabilirim bunları da anlattığıma göre. Yalnız benim burada topum vardı diye hatırlıyorum ben. Ben topu nerede bıraktım? Bilmiyorum ama şu an cidden hatırlamıyorum topu nerede bıraktığımı. Hop, ne oluyor lan? Adam çıktı önüme. Mesela gördünüz mü? Az önce uyguladığımı Gold Pump'ta uygulasaydım adam ikinci vuruşumda ölmüştü yani. Olay bu. Yapacağımız olay bu. Benim şurada acilen kalkan basmam lazım. Pompalıyla sıkıp hani eğilip sıkıyorsunuz. Ardından Flint'le eğilip sıkıyorsunuz. Olay bu. Flint'in ne olduğu fark etmiyor. Sadece pompalınız gold olsun yeter. Flint yeşil de olsa şey de olsa fark etmez. Fakat dediğim gibi hani gold olması gerekiyor şeyin. Veya pompalının purple da olabilir, fark etmez. Fark ediyor ama olsun, yine de şey yapamıyorum. Bu arada renk körü modumu değiştirdim. Renk körü modumu değiştirmemin sebebi Storm'u daha rahat görebilmek. Gördüğünüz gibi şu an Storm'u aynı şey dışındaymış gibi görebiliyorum. Siz de aynı şekilde görebiliyorsunuzdur. Sebebi bu, haberiniz olsun. Şimdi oyun sonuna yaklaşıyoruz. Build'im çok fazla, zaten şey yapmayacağım, uğraşmayacağım. Direkt şeye geçiyorum. Brick'e geçiyorum. Burada topumuzu aldık. Safe'e doğru gidelim. Oyunumuzu kazanmaya bakalım. Zaten kaç kişi kalmış? 5 kişi kalmış benden başka. Güzel. Zaten oyun kazanmak istiyorsanız top olabilecek en önemli şey. Zaten en güçlü şey de top. Yani araç da top. O yüzden top kullanmanızı tavsiye ederim. Hatta tavsiye etmem, direkt kullanın yani. Başka bir şey kullanmayın abi. Ben burada gayet iyiyim ama şu karşıdaki şeye gidip pussam daha rahat olacağım gibime geliyor. Bu arada renk körü modunda DTNRP, Türkçesi DTNRP öyle bir şey okuyamıyorum. Neyse, D ile başlayan 5 renk körü modum şu andaki. Sensimi biraz düşürdüm. Oynanış stilimi değiştirdim. Yani birkaç değişiklik yaptım kendimde. Güzel. Bu arada yollarda bulunan kamp ateşidir. İşte bu tarz zırh can veren meyvelerdir. Az önce üstünden geçtiğimiz şeyler. Neydi, ben nereden geliyordum? Buradan. İşte sizin işinize yarayabilecek şeyleri kullanabilirsiniz. Zaten şu anda burada adam olmadığı için build kasacağım ama oyun sonu build kasmayın, uğraşmayın. Riske girmeyin yani. O yüzden mesela yanımdaki taşı kırabilirim ama şu anda pek şey yapmayacağım. Ne yapabilirim? Orada bir medkit var. Medi tabii ki de almıyorum. Bakalım ya, ben şöyle yaklaştırayım. Bu arada Storm'u böyle kullanın oyun sonlarında. Her türlü daha çok işinize yarar. Orada ne var? Pump mermisi. Bana bir şey bulmak nasip olmadı ya. Gold pump veya purple pump. Şu tek atma olayını gösterseydim keşke. Ama dediğim gibi bunu kullanırken şey de kullanmanız daha iyi. Ya daha iyi demeyeyim de şey de bayağı iyi. Hani roket ve heavy. Yalnız roket heavy yapacaksanız eğer komboyu kaçırırsanız bekleme süresi çok uzun. Yaklaşık 10 saniyede ikisini reloadlayabiliyorsunuz. 4 saniyede roket, hatta 4,5 saniyede roket, 3,5-4 saniyede de şeyi reloadlıyorsunuz. Heavy Sniper, yani çok uzun sürüyor. Eğer komboyu kaçırırsanız ikisini de reloadlayana kadar 10 saniye geçeceği için karşınızdaki kişi iyi oyuncuysa üstünüze rushlayıp sizi yok edebilir. O yüzden bu şeyi kullanırken dikkatli olun. Roket Heavy olayını kullanırken dikkatli olun. Haberiniz olsun. Şimdi ne yapabilirim? Hiç adam da görmüyorum ki. 3 kişi kalmış zaten. Şurada normalde vending machine oluyordu ama burada da rift oluyordu ama bunlar yok şu anlık. Yapacak bir şey yok. Ben yine şeyde kalıyorum. Safe'e yakın yerlerde kalıyorum.
Orada bir şeyimiz var. Drop. Bir ara şey görmüştüm. İki tane drop üst üste düşmüştü. Neden bilmiyorum. Hadi bakalım. Seyfi oraya attı. Dağ var mı? Var. Karşımdaki dağ. Şurası neresi oluyor? Üst dağ. Anladım. Ne yapacağım oraya? Oraya bir rush atıp şey yapabilirim. Ha, yanda adam var. Gördüm. Orada adam var. İki etti. Birisi daha olacak. O da galiba Pleasant'ta. Onun tam yerini bilmiyorum ama şu üste çıkmam gerekiyor ya. Aynen oraya gidiyorum. Beni fark edecekler ama olabildiğince oraya çıkmam gerekiyor. Bu arada size bir taktik vereyim. Orada adam var bu arada. Üçüncü adam dağda. Benim çıkmaya çalıştığım yerde. Şey kullanırken olabildiğince dibinize atın şeyi. Ani dönüşler yapın top kullanırken. Topu ne kadar hızlı kullanmanız önemli yani. Şimdi dur. Bitti bu arada. Öldürdü. Ben şöyle şunu güvenime alayım. Sen orada kal top. Bu bildiğim gayet var. Okey. Güzel. Ne yapacağım? Rakibe bakalım. İki kişi var ya. Şu anda pek kafamı çıkarmak mantıklı değil. Altımda top duruyor ama dediğim gibi ne yapılır bilmiyorum. Şurayı şöyle yapalım. Bu da bir bakma taktiği. Bu arada bunun beyaz şeyi yok galiba. Heh, tamam varmış. Renk körü modu değiştirdim ya. Metal öyle mi kırabileceğini düşünüyorsun? Ulan hadi heaving falan olsa bir şey demeyeceğim de. Umarım bunu öldürebilirim ya. Bu arada videomuz bu şekildeydi artık. Umarım beğenmişsinizdir diyorum ve işinize yaradıysa bir beğeni bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Artık oyun sonuna da geldik. Olabildiğince anlatabildiğim her şeyi anlattım. Umarım işinize yaramıştır. Şimdi. Ben bu adamı öldürebilirim aslında ama. Yani şu an şey yapamam ya. Öbür adam ortalıkta yokken riske atamam yani cidden. Topum nerede? Şunu kırmak daha iyi. Top burada. Aynen buradaymış. Oo. Ben şöyle yapacağım. Öbür adam nerede? Açıl artık şurası ya. Adam yalnız kafama heavy yesem, sonra birisi tarasa veya double heavy de yapabilir. Bunlara dikkat edin. Adam geliyor galiba. Yok, şeyden geçti. Aynen buraya gideceğim. Okey, benim topum olduğu için şu anda rahatım. Safe'i bekliyorum. Artık oyun sonu böyle Final Circle'da adamlar kalmaya başladı. Normalde Final Circle'a kadar adam kalmazdı ama şey oldu ya, şu turnuvalardan sonra artık herkes oynuyor. Yalnız indirdi adam 42 metreden şeyde Heavy'yle. Duydunuz değil mi? Adam aşağıda galiba. Oo. Ne? Düşerek öldüm. Saçmalığa bak. Düşerek öldüm. Ben bunu keserdim ya. Abi. Gördünüz değil mi? Tam dibe indim. Adam topu kırdı. Düşerek öldüm. What the fuck? Bug'a bak. Bug'a bak. Of. Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bunlar yine hep benim başıma gelir zaten. Neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım işinize yaramıştır. İşinize yaradıysa bir beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Yeniyseniz de kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Hepinize çok sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay.